Herkese merhabalar. Üslü sayılar konumuza verbereyiz. Sonuç çevlab benim 7'den 8'e hazırlık kampımızın en önemli konularından bir tanesine geldik. En temel konularından bir tanesine geldik ve gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Artık 7'den 8'e hazırlık kampımızda gerçekten dişe dokunur bir konuyla beraberiz. Bu konu gerçekten de diğer bütün senelerde karşına çıkacak. Lise hayatın boyunca belki de üniversitede mutlaka göreceğin önemli bir konu ve temel bir konu. Temel matematik konularından bir tanesi. Dolayısıyla ikinci matematik konumuz gerçekten çok temel bir konu. Lütfen dikkat ediyorum diyorum. Kampımıza uygun ilerlemeye devam ediyoruz. Kamp programını aşağıdaki linkten açıklamadan indirebilirsin. Merak etme diyorum. Ve hadi bakalım bugün neler yapacağız. Bir kere biz 8'in sınıf da üstü sayıları göreceğiz çünkü biz bunu 5 6 7 her sene gördük hiçbir zaman e, es geçmeden bu konuyu mutlaka işledik. Çünkü çok değerli bir konu ve çok temel bir konu. Tam sayıların kuvvetini, çözümlemeyi, üst ifadelerle işlemleri, çok büyük, çok küçük sayıları ve bilimsel gösterimi senle beraber işleyeceğiz 8. sınıfta. Ve biz bunların aslında hepsini işledik neredeyse. Yani hepsinin temellerini attık neredeyse. Ve burada 5. sınıfta bir doğal sayının karesi ve kübünü görmüştük ilk başta basit olsun diye. Ardından 6. sınıfta üst sayıları daha özel kurallarıyla beraber gördük ve daha kapsamlı bir şekilde gördük. Yedinci sınıfta ise tam sayıların kuvvetlerini yani negatif sayıların kuvvetlerini bile gördük. Rasyonel sayıların karesi ve kübünü gördük beraber ve şimdi senle beraber sekizinci sınıfta göreceğimiz bu konuların temelini oluşturabilmek için işte buradaki başlıkları tekrar edeceğiz diyorum. Tabii ki bunu yaparken en büyük yardımcımız ödevimizi vereceğimiz ve ödevlerimizi yapacağımız 7'den 8 hazırlık setimizde 0'dan 8 hazırlık setimiz ve bu iki setimizi kullanacağız bütün kampımız boyunca ve buradaki setimizde 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisindeki 7'den 8'e yaz tatili kitabımızdan ödev vermek istiyorum. Yeni nesil matematik kitabımızdan da ödev veriyoruz aynı zamanda merak etme ve buradaki ödevlerimizle hemen gösteriyorum 7'den 8'e e, kitabımızda tam sayıların kuvveti. Üstü sayılar. Hemen açtığım gibi çıktı zaten. Burada hemen bakıyoruz. İlk başta beşinci sınıf tekrarını yapıyoruz. Bir doğal sayının karesi ve kübü tekrarını yapıyoruz. Sayfa yüzden başlıyoruz. 101'e kadar. Ardından altıncı sınıf tekrarına geçiyoruz. Ve burada da Üslü ifadelerle ilgili çok güzel ve yeni nesil yatay sorular var gördüğün gibi. Hani normal soru değil bunlar. Bunları ya anladığın zaman aslında LGS mantığındaki beceri temelli soruları da yapmış oluyorsun, halletmiş oluyorsun. Ve burada yedinci sınıf tekrarına geçiyoruz sonrasında. Ve burada da tam sayıların kuvvetleriyle alakalı gördüğün gibi... Altı tane testimiz var aslında toplamda ve sayfa 111'e kadar yapmanı istiyorum ödev olarak diyorum ve buradaki sorular gerçekten yeni nesil ve beceri temelli diyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Üstü ifadelerde bir kere bir doğal sayının karesi kübünü beşinci sınıfta üstü sayıların temel kavramlarını yani iki üzeri 3, iki üzeri beş, iki üzeri yedi gibi ifadelerin ne olduğunu 6 e, altıncı sınıfta tam sayıların kuvveti ve rasyonel sayıların karesi kübünü de yedinci sınıfta öğrenmiştik. Şimdi gel senle beraber bunları tekrar edelim. Bir kere beşinci sınıfta öğrendiğimiz bir doğal sayının karesi ve kübünü hemen gösterelim. Üçün karesi dedim sen hemen tak diye dokuz dedim mesela. 3 çarpı 3 demek. Yani 2 tane 2 tane 3'ün yan yana yazılarak çarpımı demek. Peki 4'ün karesi nedir? 4'ün kendisiyle çarpımı demekti. Hatta 5. sınıfta çarpmayı böyle yazıyorduk. Son 6. sınıfta artık nokta şeklinde yazmaya geçtik. Zaten bunları biliyorsun. 4 dört kere 4. Dört. 16 hocam. Harikasın bravo diyorum sana. 5'in 3. kuvveti yani kübü. Bak bu karesi 4'ün 4'ün karesi diye okunurken bu ise 5'in kübü diye okunuyor evladım benim. Tabi küpü diye yazılır ama kübü diye okunur diyorum. Peki ben kübü e, kübü diye okunur diyorum. Peki 5'in 3. kuvveti 5 beş çarpı 5 beş çarpı 5. Neden? Çünkü burada üç yazıyor ya, üç tane 5'i yan yana yazıp çarp demek. 5 beş kere 5 25. 25 kere 5 beş, 125. Dolayısıyla cevabımızın da 16 125 olduğunu görebiliyorsun. Demek ki bir sayının karesi ve kübü aslında ya kendisiyle çarpacaksın karesinde kübünde ise iki defa daha kendisiyle çarpacaksın diyoruz. Peki hemen sana bir çıtır çerez bir soru. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Yedinin karesi artı altının kübü eksi beşin karesi. Bak okunuşlarını da göstermiş oldum sana. Yedinin karesi yedi çarpı yedi demek yani kırk dokuz demek. Altının kübü altı çarpı altı çarpı altı demek. Altı kere altı otuz altı. Otuz altı kere altı iki yüz on altı demek. Beşin karesini söylemişsin bana. Yirmi beş hocam. Harikasın yirmi beştir diyoruz. O zaman hemen bu işlemleri yapalım. 7'nin karesi 49'du. Burada artı yazıyor, artı yazıyorum. 6'nın kübü 216'ydı. 216. Ondan sonra burada eksi yazıyor, eksi yazıyorum. 5'in karesi 25'te ve bu işlemleri yaptığım zaman artık toplama çıkarma işlemi değil mi? 289 doğru cevabına ulaşmış oluyorum. Zaten basit bir soruydu merak etmeyin. Şimdi geldik altıncı sınıf tekrarına altıncı sınıf. Bu bildiklerimizle aslında beşinci sınıf testini yapabilirsiniz şimdi. Şimdi altıncı sınıf tekrarına geldik. Altıncı sınıf tekrarında da üstü sayıların genel kavramlarına bakıyoruz. Alt tarafta yazan zımbırtıya taban adını veriyoruz Tonguç evladım benim. Taban. Üst taraftaki yazılan ne diyoruz? Üst diyoruz hocam. Harikası işte bu kadar basit. Üst diyoruz. Bak üslü sayılar yani üstünde bir şey olunca üssü olunca üslü sayılar oluyor bunlar aslında. Üstünde bir sayı olanlara üslü sayılar diyoruz. Üst diyebiliyoruz. Hatta buna diğer bir adıyla da kuvveti diyebiliyoruz. Mesela burada ikinin beşinci kuvveti veya iki üzeri beş şeklinde okumalar var diyoruz. Bak mesela burada hemen yazayım sana ikinin ikinin beşinci kuvveti, beşinci kuvveti ya da iki üssü, üssü veya üzeri beş şeklinde, buna da üzeri de diyebilirsin. İki üzeri beş şeklinde de okuyabiliyorsun bunu. Mesela ikinin beşinci kuvvetini nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim sana. Bir kere bu beş tane... ikinin yan yana yazılması demek ve çarpılması demek. Çarpmayı noktayla gösteriyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane 2 yazdım buraya? 5 tane hocam. Harikasın. 5 tane 2 yazın ya. Bu 5 tane 2'nin yan yana çarpımı dikkat ediyorum çarparken. Aman dikkat. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Bak bu adım metodunu uygula. 2 ile 2'yi çarptın 4. 4 ile 2'yi çarptın 8, 8 ile 2'yi çarptın 16, 16 ile 2'yi çarptın 32. Bu şekilde sayarak gidersen, benim yaptığım gibi oklarını çizersen hata yapma riskin çok az olur diyoruz. Dolayısıyla cevabımızın 32 olduğunu bulduk. Peki bazı önemli kurallar, mesela bir tane daha göstereyim sana. 4'ün e, 7. kuvveti. Şimdi burada 4 çarpı, 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı kaç tane oldu 6 bir tane daha 7. Şimdi bunu çarparken de dikkat edin. 4 kere 4 16. 16 kere 4 60. 64 kere 4 256. Bu şekilde teker teker yazarak gitmelisin diyorum. Şimdi önemli kuralları göstereyim. Sayının birinci kuvveti sayının kendisidir. Mesela Tonguç Evladım Bey'im Öküzün, Öküzün, 25'in birinci kuvveti nedir evlatım be? 25'tir hocam. Harika, 25'tir Süper. Öküzün birinci kuvveti nedir? Hmm. Harikasın, güzel ses çıkartıyorsun, maşallah tebrik ediyorum seni. Ama Öküzün birinci kuvveti Öküzdür diyoruz, ama aldığın sesten anladık zaten. Birin sayıncı kuvvet yani bir üzeri bir sayı varsa da o da birdir diyoruz. Bu da çok önemli kural. Mesela bir üzeri orangutan birdir, bir üzeri Öküz bir üzeri öküz olsaydı yine bir olacaktı diyoruz. Bu da çok önemli. Birin her kuvveti birdir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sayının birinci kuvveti de sayının kendisidir. Bunu bilmemiz gerekiyor diyoruz. Peki geldik hemen kuvvetli bir soru var. Bak aşağıda verilen üst ifadenin sonuçlarını bulalım demiş. Dördün üçüncü kuvveti, üçün beşinci kuvveti, ikinin yedinci kuvveti. Hemen dördün üçüncü kuvvetten başlayalım. Kaç tane dördü yan yana çarpacağız? Kaç tane hocam. Harikasın. Üç tane dördü yan yana çarpıyorum. Dört çarpı dört çarpı dört diyorum. Noktalarla böyle çarpmayı gösteriyorum. Çünkü beşinci sınıfta çarpmayı şöyle gösteriyorduk. Şimdi artık altıncı sınıf tekrar ne yapıyoruz ya? O yüzden nokta şeklinde gösteriyoruz. Dört kere dört. On altı hocam. Harika. On altı kere dörtte altmış dört artık yolun sonuna geldik. Bunu bunu yaptık. Bunu çarptık. Bitti artık. Altmış dört çıktı cevabımız. Üçün beşinci kuvveti. Üç çarpı, üç çarpı üç çarpı üç çarpı üç çarpı üç. Bak kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş tane. Hatta buraya böyle küçük küçük üç tane, dört tane, beş tane diye böyle yazabilirsin bunları. Mesela bu yedi tane iki demek. Taneyi demek ki üst tarafa yazıyormuşuz. Çok dikkat et. Alt tarafa yazamıyorsun. Peki. O zaman bakalım. Üç kere üç dokuz. Dokuz kere üç yirmi yedi. Elimi kaldırmıyorum bak sakın. Yirmi ee, yedi kere üç seksen bir. Seksen bir kere üç iki yüz kırk cevabımız diyoruz. Mesela iki üzeri yedi. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı. Kaç tane bir iki üç dört beş altı yedi süper İki kere iki dört, dört. harika dört kere iki sekiz harika e, sekiz kere iki on altı on altı kere iki otuz iki otuz iki kere iki altmış dört altmış dört kere iki de yüz yirmi sekiz diyorum bravo diyorum sana harikasın 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 demek ki bu sayılara aslında biz kolayca ulaşabiliyormuşuz çarpma yapıyoruz bu kadar basit aslında. Tonguç yediden sekize yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Şimdi geldik geometrik bir sorumuz var. İşlemi çokgenin içine yazılan sayıyı taban, Çokgenin kenar sayısını üst kabul edecek biçimde e, bir üstü sayı oluşturmaktadır demiş. Şimdi bu bir LGS tarzı soru. Bak şimdiden sana LGS tarzı bir soru çözdürüyorum. Ne demek LGS tarzı soru? LGS tarzı sorularda bir kural veriyor bize. Aslında beynini çalıştırmanı istiyor. Ve bu kuralı tarif ediyor. Kuralı tarif ettikten sonra bir örnek veriyor bize. Mesela demiş ki örneğin. İki, bak bu şeklin içinde yazıyor. Bu nasıl bir şekil? Bir, iki, üç, dört, beş. Beşgen değil mi bu? İşleminin sonucu ikinin beşinci kuvvetidir diyor. Eşittir, otuz ikidir şeklinde yazmış buraya. İkinin beşinci kuvveti gerçekten otuz iki eder. Şimdi, burada mantık şu. İşlemi çok içine yazılan sayıyı, taban... Bak taban burası. Buna taban diyorduk hatırlıyorsan. Üsttekine ne diyorduk evladım benim? Üst diyoruz. Harikasın. Üst diyorduk. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla tabanı ve üstü bak taban demiş çok bunun içine yazılan sayıymış. Evet gel şimdi 2 yazmış, taban almış. Çokgenin kenar sayısını üst kabul edecek. Bu çokgenin kaç kenarı var? 1 2 3 4 5. O zaman 5'i de buraya yazmış. Üs üsse yazmışız ve 2'nin 5. kuvveti de 32 çıkıyor diyoruz. Mesela bir örnek burada mesela örnek vermişti. 5 e, bu bu kenarın kaç kaç tane kenarı var bunun? Üç hocam. Harika. Üç tane kenarı var. O zaman beşin üçüncü kuvveti diyorum ya. Beşin kübü de diyebilirim bu arada. Geldik. Burada da üç yazıyorum. Sonra bunun etrafında bir, iki, üç, dört kenar olduğu için üç üzeri dört diyorum. Eksi diyorum. Burada ikinin bir, iki, üç, dört, beş, altıncı kuvveti. Yani kuralı vermiş, örneği vermiş sana bunu yap diyor ya. Aslında anlayıp ...bir şeyi diğer örneklere göre uyarlamanı bekliyor. Uyarlama sorusu bu aslında. Beşin üçüncü kuvveti nedir? Hemen bunu ayrı bir yerde bulabiliriz. Mesela beş çarpı beş çarpı beş, çarpı beş diyorum. Beş kere beş yirmi beş, yirmi beş kere beş, yüz yirmi beş. Beşin üçüncü kuvveti yüz yirmi beşmiş. Artı üçün dördüncü kuvveti. Üç çarpı, üç çarpı, üç çarpı, üç. Dört tane üçü yan yana çarptım. Üç kere üç, dokuz, dokuz kere üç, yirmi yedi. Yirmi kere üç, seksen bir diyorum. Artı seksen bir diyorum. Yani bunu yazdım artı bunu yazdım. Hop. Şimdi eksi diyorum. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6'yı burada yapayım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 2 4. 4 kere 8. 8 kere 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64 çıkıyor bunun cevabı da bu işlemleri o kadar hızlı yapmamız gerekiyor ki LGS sınavında bunları ezbere bileceksin. Bak mesela sana beşin kübünü öğreteceğim. Ezbere ezberleyeceğim merak etme. İkinci altıncı kuvvetini de ezbere bileceksin ki hızlı yapasın. Hiç bunlarla zaman kaybetmesin diye. Merak etme. Bunların hepsinin taktiği var. Mesela üçün dördüncü kuvveti 81'i kesinlikle öğrenmelisin. Bunların hepsinin taktiği var. Üst öğreteceğim sana ileride. Şimdi bak 125 artı 81 eksi 64. Ya bu zaten çok basit. Bu ikisini topla. 206. Sonra e, eksi e, e, 64 yaptım bu Benim 142 doğru cevabımız çıktı. Aslında bundan sonrası işlem diyor. Peki geldik yeni nesil bir soru. Yani LGS tarzı yine yatay tarzı. Bizim kitaplarımızda da sorduğumuz gibi ki özellikle rica ediyorum yeni nesil matematikten de mutlaka soruları çözmeye çalışın. Bununla alakalı ödevlerimizde gelecek merak etmeyin diyorum. Ama 7'den 8'e hazırlık kitabımızda bak dikkat et. Bütün soruları yatay vermeye çalıştık. Çünkü yeni nesil soruların mantığı birazcık daha uzun, birazcık daha yorucu, birazcık daha okumanı gerektiren, böyle birazcık kurallara bağlı sorular. Sen zaten bizim bu örneklerimizi yaptıkça o kuralları öğreniyorsun hiç merak etme diyorum. Şimdi dikdörtgen şeklindeki karton makası iki eş parçaya ayırdıktan sonra ee, dikdörtgen şeklinde karton, makasla iki eş parçaya ayrıldıktan sonra oluşan parçalar aynı şekilde iki eş parçaya da ayrılıyor. Bunu ikiye bölsek kaç tane olur? İki tane hocam. Harika iki tane. Peki bunu ikiye bölsek yine iki tane oluyor. Bunu da ikiye bölsen iki tane oluyor. O zaman birinci kesimde hmm, bu işlem dört kez tekrarlanıp oluşan e, parçalar sayılıyor demiş. Yani birinci kesim, ikinci kesim, üçüncü kesim ve dördüncü kesim diye hmm, tamam. Başlangıçtaki işte karton her kesimde iki yerine üç parçaya ayrılsaydı, ha, yani bu üç parça ayrılsaydı, ilk duruma göre kaç parça daha fazla oluşurdu demiş. E, ee, herkesin de iki yerine üç. Şimdi bir şunu bakalım. Şimdi burada kaç parça oluşacak? Şimdi bir kere bunu ikiye bölüyor. iki tane oluşuyor. Bir tane daha ikiye bölüyor. Dört tane oluşuyor. Bak. Burada bir tane vardı. Sonra iki tane var. Sonra dört tane var. Bunları ikiye bölersek kaç tane olur? Hemen bakalım seninle beraber. Bunları ikiye böldük bunları ikiye bunu ikiye bunları ikiye böldük. Burada kaç tane sekiz olur? Sekiz tane olur hocam. Harika sekiz tane olur. Çünkü bunların iki tane, bunların iki tane bunların iki tane bunların iki tane bunların iki tane toplam sekiz tane oluşur. Peki bunları bir daha ikiye bölersek. Yani burada iki parça çıktı buradan iki parça daha çıktı. Buradan iki parça daha çıktı. Buradan da iki parça daha çıktı. Bak bunları da ikiye bölersek... ...şunları da böldüm diyelim. Buradan iki... ...buradan iki, buradan iki. Yani sekiz kere iki... ...on altı tane de buradan çıkacaktı. Yani toplamda... ...normalde dördüncü kez... E, ...tekrarlanırsaydı bu zımbırtı... ...on altı parça olacak. Ama demiş ki... ...iki yerine... ...üçle yapılsaydı diyor. Bak dikkat et. İki... 4, 8, 16. Aslında bunlar aslında belli bir sayının kuvvetleri. Birinci kesimde 2'nin birinci kuvveti oluyor. İkinci kesimde 2'nin ikinci kuvveti kaçtı? 4. Harikasın. 2'nin üçüncü kuvveti zaten 8. Hatta senin de çarpalım. 2 çarp 2 çarp 2. 2 kök 4 4 kök 8. Bir de bu da ikinci dördüncü kuvvet olacaktı aslında 16 tane. Bu da 2 çarp 2 çarp 2 çarp 2. 2 kök 4 4 kök 8 8 kök 16. Bak 16'yı buradan oluşuyoruz aslında. Peki 3'e bölünseydi yani bunu 2 değil de 3'e bölseydim buradan 3 parça çıkacaktı. Onun altından yine 3 tane daha parça 3 3 toplam 9 parça olacaktı. E, ee, burada da bir tane parça olacaktı. Bunu da 3'e böldük. 9 parça olacaktı. O zaman burada da aslında 4. kez için 3 üzeri 4 kuralını uygulayacak. Çünkü burada 2'ye böldüğümüz zaman 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 şeklinde gidiyorken 3'e böldüğümüz zaman da 4 kere 3 üzeri 4 şeklinde gidecek. Bu da 3 çarpı 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81 tane parça oluşurdu demek. Kaç parça daha fazla oluşurdu diye soruyor. 81 3'e kat 3'e e, kesilseydi. 2'ye kesildiği zaman 16 tane. 81 eksi 16 da Tonguç Erhan'ın benim 65 parça daha fazla oluşurdu diyoruz. Zor bir, bir soru. Yani Kazı kul aziz bir soru gerçekten de. E, kazı aziz bir soru. Zorlandım mı bu soruyu yaparken. Yani canım? zorlandım hocam. Evet gerçekten zor bir soru. Ama dikkat edelim. İkinin dördüncü kuvveti, 3'ün dördüncü kuvvetini bildiğin zaman ikisini çıkarmak çok basit aslında. Kod soruyu anlamak en zor kısmı onu söylüyorum. Şimdi basamak sayısı kavramı var o da şu. Mesela onun karesi dediğimiz şey on çarpı ondur. On çarpı on kaç? Yüz hocam. Harika yüzdür süper. Onun kübü bir şey 10 çarpı 10 on çarpı onda o da bin çıkıyor. Onun bak dikkat et. Onun karesi yanına iki tane sıfır koyuyorsun. Onun üçüncü kuvveti yanına üç tane sıfır koyuyorsun. Onun yedinci kuvveti birin yanına bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sıfır koyuyorsun. Toplamda bak bu kaç basamaklı oluyor? 7 tane sıfır var bir tane daha var 8 basamaklı oluyor. Burada 3 tane sıfır var bir tane daha var 4 basamaklı oluyor. Burada 2 sıfır var bir tane daha var 3 basamaklı oluyor. Yani aslında buradaki onun kuvvetinin bir fazlası basamak sayısı oluşuyor. Bunu söylemek istiyorum. Çok önemli. Yani aslında burada gördüğün rakamları topluyorsun. Onun ikinci kuvveti. 1 artı 0 artı 2 3 basamaklı. 1 artı 0 artı 3 4 basamaklı. 1 artı 0 artı 7 8 basamaklı gibi çok basit bir metodu var. Şimdi dikkat edelim. Burada onun e, aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Dikkat edelim. Onun üzerinde sayı varsa o zaman neymiş evladım benim? Sayının bir fazlası basamaklı diyoruz. Peki mesela 26 çarpı 10 üzeri 5 ne demekti? 26 çarpı 10 üzeri 5 de 26'nın yanına Beş tane sıfır koy demek aslında. Dört, beş. Yani beş tane sıfır buradan, iki tane daha basamak buradan e, aslında yedi basamaklı oluyor. Bunu da şimdiden sana söylemek istiyorum diyoruz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi geldik tam sayıların kuvvetine. Şimdi tam sayıların kuvveti artık yedinci sınıf başlığı. Yedinci sınıfın tekrarını yapmaya başladık. Eğer bir pozitif sayının e, çift kuvveti varsa sonuç pozitif çıkar. Negatif bir sayının çift kuvveti varsa da sonuç pozitif çıkar. Çok enteresan. Normalde pozitif sayının e, kuvvetinin pozitif çıkması çok normal. Yani beşin karesi beştir. İşte beşin e, dördüncü kuvveti altı yüz. Bunlar pozitif tamam eyvallah. Ama çok enteresan bir şey oluyor. Buradaki yıldız şu aslında. Eksi beşin, eksi beşin karesi artı yirmi beş çıkıyor. Hayda! Bunu nereden çıktı diyeceksin. Şimdi göstereceğim merak etme. Şimdi bunlar çok basit. Mesela pozitif bir sayının tek kuvveti yine pozitif çıkar. Negatif sayının ne tek kuvveti yine tek negatif çıkar. Yani tek olunca kuvvetleri yani yukarıda yazan bu sayı tek veya çift hemen hatırlatayım sana 0 2 4 6 8 10 12 bunlar hepsi çift sayılar. Tek sayılarsa 1 3 5 7 9 11 bunlar da çift sayılar. Şimdi üzerindeki sayı bunlardan olursa sonuç her zaman pozitif çıkar. Burası acayip önemli. Mesela ben sana şöyle desem hiç bilmiyorsun ama öküzün mesela öküz diyelim öküzün çift kuvveti var veya ikinci kuvveti var. Ne olacak sonuç pozitif, negatif, pozitif mi negatif mi? Pozitif hocam. Harikasın pozitif olacak. Ne olursa olsun öküz. Eğer çift sayı yazıyorsa burada sonucu pozitif çıkması gerekiyor. Sadece sonucun pozitif veya negatifle uğraşıyorum bu arada. Şimdi mesela ikinin üçüncü kuvveti. Ya çok basit. İki çarpı iki çarpı iki ve iki direkt dört dört iki sekiz sekiz. Ama artı sekiz değil mi? Bu, bu sekiz demek artı sekiz demek. Yani pozitif çıkıyor. Bak üçün dördüncü kuvveti. Yine pozitif. E, ee, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 o da artı 81 çıkıyor. Bak bunlar pozitif. Ama eksi 4'ün karesi veya eksi 4'ün kübüne bakalım. Şimdi eksi bir sayının çift kuvveti olunca ne oluyor sonuç? Artı oluyor hocam. Harikasın artı oluyordu. 4'ün karesini biliyor musun? Biliyorsun. 4'ün karesi kaçtı? 16. Artı 16. Ama dikkat edelim. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Bu sefer ne oluyor? Eksi bir sayının tek kuvveti o zaman ne oluyor sonuç? Negatif çıkıyor diyoruz. Dördün üçüncü kuvveti 64. Burada sonuç artı çıkmasına rağmen burada sonuç eksi çıktı. Negatif çıktı. Çünkü temel fark şu. Üssü ifade çift olunca pozitif çıkar. Üssü ifade tek olunca sayı neyse o olur sonuç diyoruz. Sayı pozitifse pozitif. Negatifse negatif olur sonuç. Burada bir patlama noktası var. Onu göstermek istiyorum sana. Bak eksi dördün karesi dediğimiz ifade de aslında şöyle bir şey oluyor. Bu iki Dördün ikisi. Yani dört üzeri kaçtır? On altı hocam. Harika on altı. E başında da eksi var. Eksi on altıdır. Yani herkesin karıştırdığı şu. Hocam eksi dördün karesi pozitiftir yahu. Evet evet gerçekten pozitiftir. Çünkü negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Ama dikkat et burada burada temel fark burada parantez olması burada parantez olmaması. Bu karesi bunu kapsıyor. Bu karesi hepsini kapsıyor. Dolayısıyla eksi dördün karesini alıyoruz. Eksi dört çarpı eksi dört yapıyoruz biz. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı olduğu için artı on altı çıkıyor bunun cevabı. Ne, e, tam sayılarda çarpma işlemine göre. Ama burada ise eksi dört çarpı dört yapıyoruz. Yani dördün karesini alıyoruz biz. Dört kere dört on altı. Başında da eksi var. Eksi on altı şeklinde yorumluyoruz diyoruz ve LGS nasıl soruyor ve çıkmış LGS 2023 sorusunu sana getiriyorum. Bak resmen LGS 2023'te bu sorunun aynısı çıktı. Bu kadar da basit ve şu anda sen LGS sorusu çözüyorsun. Hadi bakalım herkes challenge'ımıza başlasın. Acaba en fazla sayı hangi renkli bölgede bulunur? Bunu da e, kendiniz çözmeye çalışın sonra şimdi hemen beraber çözüyoruz. Hadi bakalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti, eksi 3'ün karesi, eksi 2'nin karesi, 2'nin 4. kuvveti ifadeleri sayı doğrusuna uygun yerlere yerleştirilirse en fazla sayı hangi renkli bölgede bulunur demiş. Şimdi burası sıfırmış, eksi 10'muş, eksi 20'miş, 10'muş, 20'miş. Sayı doğrusunu çizmiş ve burada bazı rakamlar vermiş. Sayılar vermiş. Şimdi 2'nin 3. Üçüncü, üçüncü kuvvetiyle başlayalım. 2'nin 3. kuvveti dediğimiz şey aslında eksi bir sayının tek kuvveti olduğu için sonuç eksi çıkacak. 2'nin 3. kuvveti olduğu için 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 pardon e, e, hemen şöyle yapalım. 2 çarp 2 çarp 2, 2 kere 4, 4 kere 2 8. O zaman eksi 8'miş bunun cevabı. 8 hangi araya girer dersen... Evet şu araya yani şunun cevabı eksi sekiz bu araya gelir. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Başka bir renkle devam edelim. Mesela eksi üçün karesi. Burada işte patlama noktası var. Neden? Çünkü bu üçün karesi aslında bir şöyle bir e, paket. Bu parantezin dışında değil içinde koymuş üçkağıtçı. Üçün karesi kaçtı? Dokuz hocam. hocam. Harika. O zaman eksi üçün karesi dediğimiz şey aslında şunun cevabı 9 olduğu için başına da eksi olduğu için eksi 9'dur. Eksi 9 yani eksi 3'ün karesi de o zaman yine bu bölgeye girer. Eksi 10 ile 0 arasında girer. Şimdi geldik eksi 2'nin karesine. Onu da farklı bir renkte yapalım seninle beraber. Eksi 2'nin karesi bu sefer dışarıda. O zaman bu iki bunun hepsini kapsıyor. Eksi bir sayının Çift kuvveti kaç eder Allah aşkına? Pozitif. İkinci, ikinci kuvveti dört. Artı dört. O zaman demek ki bu zımbırtıda şu araya bir yere giriyor. Sıfırla on arasına giriyor. Ve ikinin dördüncü kuvvetine bakıyoruz. İkinin dördüncü kuvveti zaten iki çarpı iki çarpı iki çarpı iki. Yani on altı çıkar. İkinin dördüncü kuvveti de şu araya girer. Hangi bölgede en fazla sayıda var dersek de tabii ki sarı bölgede en fazla sayıda var diyoruz. Burada iki tane girmiş. Burada bir tane. Burada bir tane girmiş. Bu saatte zaten çalışıyorsak mutlaka başarılı olacağız diyorum. Şimdi rasyonel sayıların karesi ve kübüyle artık bitiriyoruz dersimizi. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Pozitif sayının karesi pozitiftir, hocam. pozitiftir. Süper. Negatif sayının karesi yine pozitiftir. Yani bir sayının karesi çift kuvvet olduğu için her zaman pozitiftir. Pozitif sayının kübü pozitiftir. Negatif sayının kübü de negatiftir. Yani burada iş olduğu gibi, işareti neyse oluyor. Ama burada dikkat edelim her zaman pozitif çıkmak zorunda. Mesela 3 bölü 2'nin karesi dediğimiz şey 3'ün karesini alıyorsun 9. 2'nin karesi olsun 4. 9 bölü 4. Eksi 3 bölü 2'nin karesi yine 9 bölü 4'tür. Yine artıdır. Yine artıdır. Çünkü bir şey değişmez. Eksi bir senin çift kuvvet diyor. Ama buraya bakalım. 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti. 1'in kübü nedir? 1'dir. Bu arada 1'in kübü dediğimiz şey. Bir çarpı, bir çarpı bir. Zaten birin her kuvveti bilir. Unutmayalım. İkinin kübü yani hem buna hem buna etkiliyor. E, ee, i̇kinin kübü de sekizdir. Bir bölü sekizdir. Burada ise eksi bir sayının tek kuvveti olduğu için sonuç eksi çıkacak. Bir bölü sekiz ama eksi bir bölü sekiz oluyor cevabımız diyoruz. Peki Hemen şuna dikkat edelim. Kuvvet bulurken tam sayılı kesri birleşik kese çevirmemiz çok önemli, çok elzem. Burada mesela iki tam, iki bölü üçün karesini alacaksan sen bunu bu şekilde bunun karesini aldın, bunun karesini bu, hayır olmuyor. İlk başta ne yapıyorsun? Bununla bunu çarpıp buna ekliyorsun. İki kere üç, altı, altı, artı, iki. Sekiz hocam. Harikasın. Sekiz bölü üçün karesini alıyorsun 8 bölü 3'ün karesi de 8'in karesi 64, 3'ün karesi 9 ve bu pozitif olduğu için sonuçta pozitif çıkıyor. İşaretler çok önemli. Eksi bir sayının kübü de aslında sonuç eksi çıkacak onu söylemek istiyorum. Ama şöyle yapalım. Ee, bir kere 1 kere 2, 2 bir daha 3. Eksi 3 bölü 2'nin kübü diyoruz. Eksi bir sayının tek kuvveti olduğu için sonuç negatif çıkacak diyoruz. 3'ün Üçün üçüncü kuvveti 27, 2'nin üçün iki, üçüncü kuvveti 8, eksi 27 bölü 8 de doğru cevabımız diyoruz. Evet hadi bakalım o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ödülü soru yapın, yorumlara yollayın bakalım. Tonguç yaz kampını sundu.